Merhaba sevgili terazi burçları. Bugün sizler için bir de Kasım ayına özel bir tarot falı bakacağız. Hemen çıkan kartları şöyle yakından göstermek istiyorum. Sizlere de Azize kartı, Değnek dokuzlusu, Kupa dörtlüsü, Mahkeme kartı ve Tılsım sekizlisi. Bakalım bu kartlar böyle nasıl bir enerji, nasıl bir hikayeyi anlatıyor. Öncelikle sevgili arkadaşlar, sizin kalbinizde yanan bir ışık var. Azize kartındaki hilal bunu temsil ediyor. Aynı zamanda benim de adımın anlamına geliyor. Sizin bir sağduyunuz var sevgili arkadaşlar. Yani bu arada sizin de maneviyatınız çok kuvvetli. Sizin fal bakmanıza gerek yok. Siz bunu böyle iç aleminizde bilinçaltı rüyalar sezebilirsiniz. Erkekseniz bu azize kartı da hayatınızda önemli, içgüdüsel olarak yoğun hisseden bir kadını temsil edebilir. Arkasındaki inciler de içinizde aslında böyle farklı, bambaşka bir dünya olduğunu gösteriyor. Çok ayrı bir tatta. Ve yine böyle iki tane dengeleyen sütun da Azize'nin farklı farklı yönlerini temsil eder. Bir beyaz, bir siyah ve adı da hani bu ada benzer bir kişi olabilir. Yani baktığımda aslında huzurlu olduğunuzu hissediyorum. Sağduyulu olduğunuzu hissediyorum. Bu arada çok şıksınız. Sizde kimse de olmayan mesela inciler, takılar hani böyle olabilir. Göze çarpan. Bunlarla böyle birlikte kendi odanızda sanki kendinizi hani seyrettiğiniz bir aynaya bakar gibi iç dünyamda ne hissediyorum, hani ruhumun derinliklerinde neye ihtiyacım var diyeceğiniz bir dönem görüyorum. Hani böyle biraz sorgulama var aslında. O aynaya bakarak böyle gözlerinizden ben ne istiyorum? Ruhunuzun derinliklerinde bunu çözmeye çalışacaksınız. Aslında hani böyle çok da destek göremediğinizi hissettim ben. Değnek dokuzusu kartından, ama şöyle bir durum var. Bu size güç katmış ve ben kendi kendime yetebiliyorum dediğiniz noktadasınız. Değnek dokuzusu kartı da hani böyle bir değneğe tutulup dik durduğunuzu gösteriyor. Ne olursa olsun, ne yaşanmış olursa olsun. Kupa dörtlüsü kartından biraz canınızın sıkın olduğunu anlıyorum. Yani hani bu neden olabilir? Belki biraz monotonluk. Belki dediğim gibi hani böyle boşluk hissi, artık o puzzle'ların dolmasına ihtiyaç olduğunuz, duyduğunuz hissiyat ya da çevrenizde bir takım insanlar da olabilir, ama yani sanki size o kadar çok çekmiyormuş gibi hissettim ben. Böyle sanki yani siz dediğim gibi sizin böyle farklı bir duyguya ihtiyacınız var, farklı bir canlanmaya ihtiyacınız var. Mahkeme kartı da hemen bunun böyle işaretini veriyor. Ruhsal bir uyanışı temsil eder mahkeme kartı. Hani böyle bir dönemden adeta bu yeniden başka bir döneme girişin simgesidir. Çünkü burada sura üfürden böyle hani melek sembolü de artık ruhunuzda yeni bir aydınlanma yaşayacağınızı gösterir ve bu uyanış gerçekten de hayatınızda böyle güzel bir çağ yakalamanıza neden olacak. Yenilik size tat katarmış olarak gözüküyor. Dediğim gibi böyle ruhsal olarak da içgüdülerinizi biraz bu aralar güçlü hissedeceksiniz, sezeceksiniz. Yani hani Venüs yönetimindesiniz ve bunu o kadar böyle büyük bir güzellik ve şıklıkla yapacaksınız ki sizin de bir takım şık hareketler bekleyeceğinizi görüyorum. Hani hem siz çok şıksınız, hani diyeceksiniz yani hani öyle biri olsun ki böyle futbolda olur ya bu deyim, böyle bana şık hareketler yapsın, pası biraz bana atsın. Son kartınız da bunun zaten işaretini veriyor. Para sekizlisi kartı. İşiyle meşgul, hani böyle bir işçi gibi adeta önündeki tılsımı dokuyan, onunla uğraşan bir böyle adam simgesi vardır. Bu da yine böyle işleriyle meşgul, işte geçimiyle alakalı bir takım durumları artık ele almış bir insan simgesidir. İşleriniz varsa ya onlar da yolunda gidecek. Bir takım insanların da size destek olacağını söyleyebilirim. Yani arka çıkacak, yanınızda duracak yeni insanlar var sizin için. Hayatınızın seyri gayet güzel. Gelişmeler oldukça açık sevgili terazi burçları.